Selam, ben Mutan. Bugün Roblox'ta kullanabileceğiniz güzel bir PC exploit'i göstereceğim. Hızlıca videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında bulunuyor. Daha önce de Solava ile alakalı bir video çekmiştim. Şimdiden güncellendi. Hem de yeni versiyonu. Daha test edelim istedim. Tüm detaylarını göstermeye çalışacağım. İhtiyacınız olan linkte açıklamalar kısmında. Açıklamalar kısmındaki web sitemden indirdiğiniz zaman bir zip dosyasını indireceksiniz. Bunu klasöre çıkardığınız zaman içerisinde bir exe olacak. Uzantılar açıktaysa bilgisayarınızda direkt olarak Bootstrapper New yazar. Exe'si gözükmez. Buna iki kez klik atalım. Çalıştır butonuna basmadan önce virüs programınızı kapalı olduğuna emin olun. Bu üçüncü parti bir yazılım. Bu yüzden çalışmayacaktır. O yüzden virüs programını kapatın. Bende ne bir virüs programı var ne de bir Defender var. O yüzden problem yaşamayacağım. Çalıştır butonuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi solara geldi. Burada Dive In butonuna bir kez klik atıyorsunuz ve indireceğiniz yeri seçiyorsunuz. Ben de uzantı, yani indirilecek nokta basit, direkt C'ye kurulsun istiyorum. Ama siz alanınız yoksa ya da ek bir probleminiz varsa ya da güvenmiyorsanız başka bir diskinize kurabilirsiniz. Yani özel dosyalarınızın olduğu ya da Windows'unuzun olduğu yere değil, farklı bir yere de kurabilirsiniz. Bu size kalmış. Next butonuna bastım ve birazcık bekliyorum Solara'nın açılmasını. Bir case sistemi yok. O yüzden rahatlıkla oyuna girer girmez inject edip hileyi çalıştırabiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi burada bir script menüsü var. Burada ek olarak yeni pencereler çalıştırabilir. Birden fazla script çalıştırıyorsanız git gel yapabilirsiniz burada. Şuradaki temizlik butonu içeriği komple siliyor. Şuradaki butona bastığınız zamansa bu bölgede ya da dilerseniz herhangi bir yerde indirmiş olduğunuz Lua uzantılı dosyayı çalıştırabilirsiniz. Şuna bastığınız zaman da bunun içerisine yazdığınız şeyleri kopyalıyor Lua olarak. Bu ise zaten execute butonumuz. Burada script hub'larının olduğu yer, lakin şu an bir şey gözükmüyor, yüklenmemiştir. Buna bastığınız zamansa bu her zaman en üst pencerede olmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi normalde arkaya gider, neye tıkladıysanız oyuna gelir. Bunun işe yaradığı şey bu. İşinize yarayabilir ama benlik değil. Boyutunu da şu şekilde değiştirebilirsiniz. Aslında direkt olarak böyle hızlıca gelip test edelim. Hemen hemen her exploit videomda anlattığım bir şeyi anlatacağım. Block Strap ve Fish Strap kullanacağız. Öncelikle dümdüz Roblox'tan hileyi execute, yani inject etmeye çalışın. Problem yaşarsanız Block Strap'ı kullanın. Block Strap'ta da olmazsa Fish Strap'ı kullanacaksınız. Arama motorunuza Block Strap yazarsanız şuradan Releases yazan GitHub bölümüne gelin. Şu aşağıda şöyle bir exe var. Buna basacaksınız. Aynı şekilde de Fish Strap yazıp yine Releases bölümüne gelip buradan indirebilirsiniz. Bu ikisini yaptıktan sonra hızlıca gelelim Roblox'umuza. Hemen hemen her videomda ben genel olarak Block Fruits üzerinden yapıyorum hileleri. Artık alışkanlığım gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. O yüzden yine buraya geleceğim. Gördüğünüz gibi Block Strap adlı uygulamayı çalıştırıyor. O da Fish Strap'a bağlandığı için direkt olarak Fish Strap üzerinden oyuna giriş yapmaya başladım. Oyuna geldik. Şurada kırmızı butonu görüyorsunuz. Bu inject olmadığı anlamına geliyor. Sağdaki attach butonuna bir kez klik atacağız. Tıkladıktan sonra bekliyoruz ve inject olacak. O süreç içerisinde tıklamayın. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Bunun anlamı execute oldu. Hemen hızlıca bir script çalıştıralım. İçerisine geldim. Şöyle inject butonuna bastım. Play gibi gözüküyor oyunlardaki play butonu. Buna bir kez tıklayın. Exploit script'i çalıştırmaya başlayacak. Birazcık sürebilir bunu çalıştırması. Ya da aynen script bozuk değilmiş. Tamam. Gördüğünüz gibi script geldi. Aslında fazlasıyla basit. Pek gösterilebilecek, anlatılacak bir şey yok. Genel olarak benim ana amacım burada exploit'i tanıtmak. İndirmeyle ilgili pek bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Açıklamalar kısmında web sitem var. Orada düzenli olarak güncelliyoruz zaten. Ana problemimiz bizim burada aslında ne kadar CPU tüketip tüketmediği. Şöyle gördüğünüz gibi solara aslında fazlasıyla az tüketiyor. Ama ekran kartının yediğini biliyorum. Yani nasıl anlatayım? Ek bir alternatifiniz varsa exploit olarak onları kullanmanızı öneririm. Genel olarak Solaray kullanmanızı pek de tavsiye etmem. Ya yine güzel bir exploit, lakin ekran kartınızı yoracaktır. O yüzden Swift exploit ya da farklı bir exploit kullanabilirsiniz. Hangi exploit'i nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız da zaten YouTube kanalıma göz atarsanız ya da kategoriler, böyle listelediğim yerler var. Exploit'leri listeledim YouTube kanalımda. Onları izleyebilirsiniz. Oradan mobil exploit'ler hem de başka türlü exploit'ler bulunuyor. Aslında fazlasıyla kolay. Bu yüzden başka bir şey kullanmanızı tavsiye edebilirim. İkinci olarak ise hemen hemen karşılaşabileceğiniz başka bir durum ise hatalar. Roblox'un banlanması gibi şeylerden üzgünüm. Roblox da banlandı zaten. Discord'un banlanması gibi şeylerden dolayı çok aktif değiliz. Eskisi gibi adminler olarak da aktif değiller. Ben de aktif değilim. O yüzden support destek bölümünden yine destek alabilirsiniz. Ama doğrudan exploit'in yapımcısının Discord'un üstüne gidip
Oradan bir ticket açarsanız size yardımcı olacaklardır. Dil ile ilgili bir problem yaşıyorsanız Google çeviriyi kullanabilirsiniz. Onun haricinde ise bir aydır video atmıyorum. İyi bir video çekmek istedim ya da bir exploit'in güncellenmesini. Hemen hemen her gün bir sıklık videosu çekmiyorum eskisi gibi. Aslında çok basit bunun nedeni. 10 yıl önce başladım hemen hemen. Yani 10 yaşındaydım ben bu YouTube işlerine başladığımda. O zaman da Roblox videoları, farklı oyun videoları çekiyordum. Eğlendiğim için aslında bunu yapıyorum. Ama 20 yaşına gireceğim için ve artık hem çevrenin benden beklentisi hem de yetişkinliğe adım atıyorsunuz yavaş yavaş. Okul ve üniversite gibi şeyler de yavaş yavaş başlıyor. O yüzden her gün her gün bir Roblox script videosu çekecek iştahım, aşkım, enerjim vaktim de olmayabiliyor. O yüzden ara ara haftada bir, iki haftada bir expo videoları çekmeye çalışacağım. Vakit geçiyor dediğim gibi, yani hem vaktin geçmesiyle hem de uzun sürede bu şey yaptığım için eskisi gibi şevk de yok içimde. Zaten Roblox'ta zaten eskisi gibi değil. O yüzden pek de fazla video çekmiyorum. Çok fazla Discord DM'den falan geliyor. Soruları cevaplamak istedim bu yüzden. Büyüyoruz haliyle. Muhtemelen beni ilk izleyen insanlar da benle yaşıtlardı. Şimdi de benle yaşıtlar. Hatta çoğu belki artık Roblox bile oynamıyordur. Ek olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar kısmında problemleriniz ya da fikirlerinizi yazarsanız diğer insanlar da bilgilenmiş olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.